Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. AK Parti aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 40 belediye başkan adayını yarın açıklayacak. Devlet Bahçeli'nin 3 büyük şehirdeki desteğe karşılık 5 Anadolu kentinde de MHP adayının desteklenmesini istediği konuşuluyor siyaset kulislerinde. Biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman bunu açığız. Erdoğan'la görüştü, yerel seçimde ittifak çalışmalarına hız verdi. Yarın Antalya'da belediye ve il başkanlarıyla buluşup çerçeveyi çizecek Bahçeli. Biz bunların hepsini dinliyoruz, değerlendiriyoruz. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacak 3 ilal. Buna karşılık AK Parti'nin de Adana, Mersin, Manisa, Isparta ve memleketi Osmaniye'de MHP'yi desteklemesini istedi Bahçeli. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. MHP'liler hafta sonu Antalya'da kampa girerken AK Parti'de 40 adayını yarın düzenleyeceği törenle duyuracak. Açıklanacak listede Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir adayları da yer alacak. Son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın detayları ise parti kurmaylarının gelecek hafta yapacağı toplantılarda netlik kazanacak. İl belediyelerinin yanı sıra ilçeler bazındaki işbirliği ve belediye meclis üyeliklerinin dağılımı da o toplantılarda belirlenip liderlerin onayına sunulacak. Teklifimiz ne genel ne de özel haftır. Daha önce iki parti arasında kırılmaya neden olan af teklifi konusunda MHP geri adım mı atacak sorusu da akıllara takılıyordu. O soruya yanıtı İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu verdi. Aynı yerde duruyoruz. Teklif bir an önce Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmeli dedi. Millet İttifakı cephesinde de işbirliği arayışı sürerken parti içi yerel seçim hazırlıkları da iyiden iyiye hızlandı. CHP görüşme trafiğini sürdürürken bir yandan da nerede hata yapıyoruz, niçin Anadolu'da kazanamıyoruz sorularına yanıt arıyor. Biz bu işi herkesten iyi biliyoruz. Bir yanda parti içi çalışmalar, diğer yanda işbirliği hesapları. Yoğun bir seçim mesaisi var Millet İttifakı cephesinde de. Bizim görüp keyfimizi yerine getiren, yüzümüzü güldüren, neşemize neşe katan anketler AK Parti ile MHP'yi bir kez daha birbirine mecbur etmiştir. Yerel seçim bölge çalıştaylarını sürdürüyor Altıok. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları hedef ve stratejilerini anlatıyor partililere. Nerede hata yapıyoruz da Türkiye'nin en başarılı belediyeleri bizdeyken bu kanıtlanmış belediyecilik başarımızı Türkiye'nin dört bir yanına anlatamıyoruz. CHP bu kez hep zayıf kaldığı Anadolu kentlerini de kazanmak istiyor. Kayseri'yi, Aksaray'ı, Yozgat'ı, Kırşehir'i, Çankırı'yı çok zor diye unutacak mıyız? 2011'den bu yana tüm seçim sonuçları tek tek mercek altına alındı. Yapılan analizler İyi Parti ile de paylaşıldı. Kılıçdaroğlu pazartesi işbirliği teklifini ve gerekçelerini Saadet lideri Karamollaoğlu'na iletecek. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan yaşanmaz hale gelen kentler bizi göreve çağırıyor. Bizim işimiz suçlamak değil, onları anlamak. Bizim işimiz dertlere derman olmak. Bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin kır çiçeklerinin devri başlıyor. Bizim kapımız herkese açıktır, biz gelmeyin demeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Arjantin'de Prens Selman'la görüşebilir. Kaşıkçı cinayeti tartışmalarının odağındayken açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. O buluşmayı Veliaht Prens talep etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken Dışişleri Bakanı'nın açıklaması gündemi belirledi. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Erdoğan'la görüşmek istediğini açıkladı. Veliaht Prens'te görüşmek için bir engel biz görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Ay sonunda G20 zirvesi için Arjantin'de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başından bu yana gözlerin çevrildiği Prens Selman da öyle. Kimden emir alarak
oraya gelmişlerdir. Daha önce cinayetin aydınlatılması için telefonla konuştular ama Suudi yönetiminin soruşturma sürecindeki tavrı nedeniyle Türkiye'nin açıklamaları sertleşti. Bu yerli işbirlikçi kimdir? Cumhurbaşkanının Veliaht Prens'in görüşme talebine ne yanıt vereceği merak edilirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'la işbirliğimiz sürecek açıklaması nedeniyle Amerikan Başkanı Trump'a da tepki gösterdi. Ne olursa olsun ben işte gözümü yumarım anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Bazen paranın gözü kör olsun diyoruz ya. Yani insani değerlerden de uzaklaşmamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir can. Kaşıkçı cinayeti sonrası Prens Selman, Arjantin'den önce ilk yurtdışı ziyaretine de çıktı. Arap ülkelerini ziyaret eden Selman'ın ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Kadın ve erkeğin fıtratı farklı dedi. Kadın erkek eşitliği konusunda dikkat çeken bir örnek verdi. İstanbul'da önce Kademin programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında üniversite camiasıyla buluştu. Bazıları eşit eşit diyor da şimdi yani biz 100 metreyi kadın erkek aynı şekilde mi koşturacağız? Kadın erkek eşitliği konusunda o örneği verdi. Yaratılıştan gelen özelliklere dikkat çekti ama ayrımcılığa hayır dedi. Boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran bir dünyanın kodları bize ait değildir. Kademin kadın ve adalet zirvesinde kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. 16 yıllık iktidarı döneminde kadınlar için yapılanları anlattı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 104 kadın milletvekili bulunuyor. Yeterli olmamakla birlikte tarihi bir rekorun seviyesidir. Eleştirilerinin hedefinde ise tek parti dönemi vardı yine. Husumetlerini genç kızlarımızın başörtüleri üzerinden sahaya yansıtmaya çalışmışlardır. Milletimizden hak ettikleri cevabı hep almışlardır. Bir sonraki durağında Medeniyet Üniversitesi'ndeki törende ise kitap okuma rakamları vardı önceliğinde. Televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Kitap okumaya harcadığımız süre birkaç dakikayı zor buluyor. Millet kıraathanelerine getirdi sözü. Millet kütüphanelerinin bile ne olduğunu anlamayanlar da var ha. Onu da söyleyeyim. Orada tuğla mı dizeceğiz diyenler var. Üniversiteler değişimin öncüsü olmalı dedi. Akademik personele çok iş düştüğünü söyledi. Kredi ve burslar üzerinden öğrencilere sistemini de yineledi. Herkes nedense burs istiyor. Be kardeşim, be evladım. Ya niye kredi istemiyorsun? İtalyan Roma Kulübü MHP lideri Devlet Bahçeli'yi UEFA Şampiyonlar Ligi maçına davet etmiş. Bahçeli katılamayacağını açıklamıştı. Çok konuşulan o davetin sebebi bugün ortaya çıktı. Yapması çok kolay bir işaret. Bu şu işarettir. MHP liderine Roma'dan gelen maç davetinin nedeni belli oldu. İddiaya göre Roma kulübü kendi amblemlerinde de yer alan kurt işareti nedeniyle Bahçeli'yi ağırlamak istedi. Bozkurt işareti birilerinde uykularını kaçırmıştır. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydi. İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma, Real Madrid'le karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçına davet etti Bahçeli'yi. Brian Cristante! Bahçeli teşekkür etti, yoğun gündemi nedeniyle davete katılamayacağını duyurdu. Bahçeli'ye o sürpriz davetin neden yapıldığı sorusuysa Romalı bir taraftarın sosyal medya hesabında yanıtını buldu. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar, kırmızı görmüş boğa gibi köpürenler, sözüm sizedir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşlerin kurduğuna inanılıyor. Öksüz kardeşler bir kurt tarafından emzirilip hayatta kalmış mitolojiye göre. Kulüp flamasında yer alan kurt ve çocuklar aynı zamanda Roma kentinin de simgesi. İşte o kurt işaretini daha da popüler hale getirmek için sembolü kurt olan kurumların hepsiyle irtibata geçildiği ortaya çıktı. İtalyan kulüp ringte kurt işareti yapan Amerikan güreşçisi Finn Balor'la da irtibat kurdu. Balor'ı boşnak futbolcu Edin Dzeko ile buluşturdu. İkili böyle bozkurt pozu verdi objektiflere.
Ülkücü hareketin sembolü nedeniyle de Bahçeli'ye davet gitti. Ama Roma kulübü o davete olumlu yanıt alamadı. Vakit tamam dedi, siyasete resmen adım attı. Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan parti kurdu. Partisinin adını da Yeniden Refah koydu. Yeniden Refah Partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum. Babasından miras o ismin önüne yeniden kelimesini koydu. Türkiye'nin 83. siyasi partisini kurdu. Oğul Erbakan'ın partisinin adı Yeniden Refah Partisi oldu. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan siyasi çalışmalarını bir parti çatısı altında sürdürecek artık. Yıllar sonra yeniden Erbakan izdihamı vardı Hacı Bayram'da. Öyle ki arbede ve tartışmalara da sahne oldu. Artık vakit tamam dedi ve buyurun başlıyoruz sloganıyla yola çıktı Fatih Erbakan. Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazından sonra yeni partinin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Sürpriz bir ismi de inşallah kurucularımızın arasında göreceksiniz. Erbakan'ın sürpriz dediği o isim de ortaya çıktı. Sultan Abdülhamit'in torunu Şehzade Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu yeni partinin kurucuları arasında. Eksikleri tamamlamak, yanlışları da düzeltmek için geliyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezi olarak Saadet Partisi'nin bir ay içinde tahliye edeceği icralık binayı kullanması bekleniyor. Yani merhum Necmettin Erbakan'ın anısı sadece parti ismiyle değil o binayla da yaşatılacak. Ve Yeniden Refah Partisi yerel seçime değil ama genel seçimlere hazırlanacak. Sabredip gizli kamera çekmeye çalıştım. Şiddeti gizli kamerayla görüntüledi. Kreş skandalını o ortaya çıkardı. Farklı farklı işkenceler yapılıyordu. İşkenceye 8 gün şahit oldu. Her şeyi sadece şov haberi anlattı. Huzur ve güvenin yuvası slogan böyle ama içeride yaşananlar ortada. Kreş skandalının detayları az sonra şov haberde. Türkiye'yi sarsan Carlo suikastinin iddianamesi mahkemeye sunuldu. Buna göre saldırı planını FETÖ ve yabancı istihbarat örgütleri Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırladı. İddianamede çok çarpıcı başka detaylar da yer aldı. Suikasti FETÖ ve arkasındaki istihbarat örgütleri planladı. Amaç Türkiye'yi Rusya ile savaşa sokmaktı. Silah sesleri geliyor! Silah sesleri geliyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikasti iddianamesini hazırladı. Rus büyükelçinin öldürülmesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Şans içeride sayar, şans içeride. Suikast planı Ocak 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlandığı iddianameye göre planlayıcı FETÖ ile yabancı istihbarat örgütlerine MİT'teki FETÖ yapılanması da destek verdi. Fethullah Gülen'in onayını aldıktan sonra Şubat ayında Karlov hakkında istihbarat topladı suikastçiler. Haziran ayındaki AK Parti iftarında saldırmayı düşündüler ama büyükelçi o programa katılmadı. Suikast 19 Aralık'a kaldı. Vur talimatını örgüt abisi Şahin Söğüt verdi Mevlüt Mert Altıntaş'a. Olay yerine ise örgütsel iletişimde kullanmadığı diğer telefonuyla gitti tetikçi polis. Bağlantılarını tam olarak ortaya çıkaracak örgüt telefonuysa tüm çabalara rağmen bulunamadı. İddianame artık Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde. Fethullah Gülen'le birlikte firari Emre Uslu'yla serginin organizatörü Timur Özkan da 28 şüpheli arasında yer alıyor. Sloganı huzurun ve güvenin yuvası. Ama ne bir yuva, ne huzur var, ne de güven. Ankara Eryaman'daki bir anaokulunda kaydedilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Ağlayan çocuğu susturmak için işkence yapan öğretmen, ki yarın öğretmenler günü, öncelikle diğer öğretmenlere ayıp olur öğretmen desem. Haberi aktarmak gereği öğretmen dedim. Ama yok derken dilim dönmüyor, midem bulanıyor. Hatta söyleyebileceklerimin şiddetinden susuyorum burada. Nerede kalmış? Ağlayan çocuğu susturmak için işkence yapan cani, vicdanları sızlatırken kreşe koşan velilerin iddiaları da kan dondurdu. Susun da! K
kelimenin tam anlamıyla skandal. Koca gövdesiyle 2 yaşındaki çocuğun üzerine yattı. Elleriyle ağzını kapattı, nefessiz bıraktı. Titriyorum tabii, akşamdan beri uyuyamadık. Bak ben tedirginim, bak bıraktım gittim geldim, tekrar geliyorum tekrar gidiyorum. İşkenceci o öğretmenin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı işin kutsallığını unutan kadın çocuk ağlıyor diye kan donduran o hareketi yaptı. Çocukları sandalyelere bağladığı da iddialar arasında. 3-4 ay öncesinde bir şeyler sezmiştim. Çocuk gelmek istemiyordu kreşe. Skandalın yaşandığı adres Eryaman'daki bu anaokulu. Buraya gelen stajyer o işkenceye kayıtsız kalmadığı o anları cep telefonuyla kaydetti. Ve yaptığı ilk iş o görüntüleri bakanlıkla paylaşmak oldu. Daha önce eşim bu olayları gördüğünden dolayı çıktı. 1 ila 2 yaş arasındaki çocuklara şiddet uyguladılar. Benim çocuğum bebek grubunda ve öğretmeni. Bunu yapan kişi öğretmeni. Bu olay gerçekten çok üzücü bir olaydır ve benim tarafımdan hemen olaya müdahale edilmiş. Üstelik işkence yalnızca çocuğu nefessiz bırakmasıyla sınırlı değil. İşte bir başka görüntü. 3 yaşındaki çocuğun sandalyesini öyle bir itti ki korkudan gözyaşlarına boğuldu. Yaramazlık yapan minikleri de gövdelerinden sandalyelere bağladı. Bir ara burada bir morluk gördük. Arkadaşıyla içime kakışma dediler ama hani ne kadar doğru ne kadar yalan onu da bilemiyorum. Görüntülerin hızla yayılmasıyla veliler de anaokuluna gelmeye başladı. Hepsi oldukça öfkeli, oldukça tepkili. Bir yandan da okul yönetiminin velilerle toplantısı devam ediyor. Protesto etmezsek bunların sonu gelmeyecek. Ne oluyor? Ya avazı çıktığı kadar bağırdı ya da fiziksel şiddet uyguladı. Hemen her hareketiyle vicdanları yaraladı. Öğretmenlerle görüştürün mü? Açın be! Çocuğumu alıp çıkacağım ya. Huzur ve güvenin yuvası slogan böyle ama içeride yaşananlar ortada. Kritik açıklama öğle saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşkence gören çocuğun o öğretmenin yeğeni olduğu söylendi. Kapanması lazım. Gelsin görevler, kapasın bu kreşi. Okul yönetimi işkenceci öğretmenin görevden alındığını açıkladı. Bakanlığın skandalla ilgili soruşturması sürüyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da emniyete verdiği talimatla kamera kayıtlarının geriye dönük incelenmesini, mağdurların da o öğretmenin ifade desinin alınmasını istedi. Öğretmenle ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış ve sonrasında da bu iş yargıya gitmiştir. Türkiye'nin gündemine oturan o işkence görüntülerini kaydeden stajyer Show Haber'e konuştu. Anlattıkları ve 8 gün boyunca şahit oldukları işkencenin o görüntülerle sınırlı olmadığının kanıtı gibi. Bu çocuğu uyutmak için fırlattığını biliyorum. Çocuğun kafasını duvara deyip ses bile çıktığını biliyorum. Gözleriyle gördükleri tüm Türkiye'nin olduğu gibi onun da vicdanını yaraladı. İşkenceyi kaydedip bakanlıkla paylaştı. Orada sabredip gizli kamera çekmeye çalıştım. Çünkü başka türlü bakanlığa ben şikayet ettiğim zaman elimde görüntü olmadığı sürece, o ispatı olmadığı sürece hiçbir şey yapamayacak. Skandalı ortaya çıkaran isim, o anaokulunda staj yapan Kevser Çoban Seyrekbasan yalnızca Show Haber'e konuştu. 8 gün boyunca tanık oldukları kan dondurdu. Diğer çocukları uyandırmasın diye çocuğun ağzını bu şekilde kapatıyor, nefessiz kalmasını sağlıyor. Çocuğun elinden sakin bir şekilde onu almak yerine elinden çekiştiriyor ve bu sandalyeyi bu şekilde itip çocuğun ağlamasını sağlıyor. Son gün sandalyeye bağladığını gördüm. Çocuk uyum sürecindeydi. Zaten her gün bu şiddeti gördükten sonra da uyum sağlayamıyordu doğal olarak. Tam 3 yıldır görev yapıyor o öğretmen orada. Seyrekbasan şiddeti görür görmez uyardı ama sonuç alamadı. Zaten yeni gelen çocukları sevmiyorum diyordu. Bu çocuk da yeni başladığı için farklı farklı işkenceler yapılıyordu. O çocuk zaten hep benim yanımda sakinleşiyordu mecburen yavrum. Ona mesela kafasına çocuklardan birisinin ayağından çıkarttığı ayakkabıyı fırlattı. Yanlışlıkla benim kulağıma geldi. Anaokulu sahibi Banu Yıldırım'ın iddiası ise görüntülerin kurum olarak bizzat kendileri tarafından paylaşıldı. Bunu yapan zaten kurum olarak ortaya çıkartan ve öğretmenle ilgili bütün girişimlerde bulunan bizzat kurum olarak bizizdir. Hayır, kesinlikle o tamamıyla kendisini kurtarma peşinde ama görüntüleri veren bendim.
stajyer olan bendim. Olay sonrası açıklama yapan bakanlık, ailevi sorunlar yaşayan öğretmenin yeğenini kayıt dışı okula getirdiğini belirtti. Ama seyrek basanın iddiası o çocuğun öğretmenin yeğeni olmadı. O gün tesadüfen gelen bir yeğeni vardı ama yeğeni zaten o uyku odasına hiç girmedi bile. İşkenceye sessiz kalmayarak skandalı ortaya çıkaran seyrek basan gösterdiği mücadele örneğiyle takdir topladı. Şimdi bakanlık o korkunç iddiaları araştırıyor. Denetlemeler lütfen artsın. Yani çocuklar bu hale düşürülmesin lütfen. Doktora, hemşireye derken İstanbul'da bir eczacı ile kalfası da şiddete uğradı. Korkunç dayak bir kutu vitamin yüzünden çıktı. Satın aldığı vitamini iade etmek istedi. Bunun parasını rica edeyim ya. Yani kullanmasaydı inanın geri alırdım. Rica ediyorum abi, bak gerçekten olay çıkarım, bak gerçekten. Eczacı olmaz deyince çıldırdı. Hem ona hem kalfasına saldırdı. Kalfa yediği dayaktan bayıldı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Gerekli müracaatlarımızı ilgili yerlere vermişiz. Burası Sultanbeyli. Eczaneye gelen baba oğul ilaç satın aldı. Kalfa ilaçların yanı sıra vitamin de almalısınız dedi. 40 lira verip vitamini de satın aldı. Zorla bir şey sattım. Tamam, zorla verildi. Hayır. Siz izah ettiniz. Efendim çocuğunu aldıktan sonra ben... Çocuk cahil de 17 yaşında cahildi ya. Hayır, bir şey var ya, rak falan yapılmadı burada. Baba oğul vitamin ilacını geri getirdi eczaneye, ancak eczacı ilacın kullanıldığını iddia ederek ilacı geri almak istemedi. İşte buna sinirlenen baba oğul bir anda eczacıya ve yanındaki kalfaya saldırdı. Bu ilaç kullanıldığı için geri alamıyoruz mu dediniz? Aynen öyle söylendiği için. Ne oldu sonra? Sonucu da işte ortada. Eczacı Soysal Dede ve kalfası Murat Alparslan da babayla oğluna karşılık verdi. Eczanenin önü bir anda karıştı. Müşteri bu basit şeyi anlamadı. Şu görüntüde zaten her şey anlatılıyor. Ne olduğu görülüyor. Eczacı kalfası aldığı darbeler sonucu yere yığıldı ve baygınlık geçirdi. Hemen karşıda bulunan Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı. O baba oğul hakkında da soruşturma açıldı ve güvenlik kamera görüntüleri delil olarak gösterildi. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sizin gibi bir sürü eczacı böyle şiddete ama uğruyor. Biz istemiyoruz hiçbir eczacının şiddete maruz kalmasını. Bizler esnaf insanlarız, kimseyle İlaç konusunda tartışmazsa en az o insanlara da saygı duyarız ama o insanların da bizlere saygı duymasını istiyorum. 4,5 ay önce Çorlu'daki tren kazasında 25 canımız yitip gitmiş, Türkiye yasa boğulmuştu. O korkunç olayın kaza anı görüntüleri bugün ortaya çıktı. ...25 cana mal olan, Türkiye'nin yüreğini yakan o kazanın görüntüleri bugün ortaya çıktı. Dört buçuk ay önceydi. Edirne'den yola çıkan bu tren 362 yolcusu 6 personeliyle İstanbul Halkalı'ya gidiyordu. Hava yağışlıydı. İddiaya göre su tam burada, bu noktada menfezde ray arasındaki toprağı boşaltmıştı. Makinist o boşluğu birkaç metre kala fark etti. Frene bastı ama duramadı. Havaya fırladı. O ne olduğunu anlamaya çalışırken hemen arkasındaki 5 vagon domino taşı gibi devrildi. Sonrası zaten can pazarıydı. Yolcular panikle kendini dışarı attı. Devrilen o vagonlarda 25 can yitip gitti. 340 kişi yaralandı. Onları ölüme götüren bu kazayla ilgili soruşturmaysa 106 gün geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. Polis İstanbul'da araçlara çarpıp gasp yapan bir çeteyi kıskıvrak yakalamıştı ama
bu kez ortaya bir başka çete çıktı. Sürücülerin kabusu olan gaspçıların son kurbanı yaşadığı korku dolu anları Show Haber'e anlattı. Maskeli böyle poşetle yüzleri kapanmış. Bıçaklarla üzerimize saldırdılar. Aracına arkadan çarpıp kaza süsü verdiler. İnince bıçakla tehdit edip çocuğunun gözü önünde gasp ettiler. Saldırınca da haliyle ben oğlumu aldım kaçtım. Sultan Gazi'de oturan Mehmet Karakuş babasını havalimanına bırakmak için arabasına bindi. Yanında da 15 yaşında çocuğu vardı. Havalimanına gitti ve babasını bıraktı. Ardından geri döndü. Basın Ekspres yolundayken arkadan bir araç geldi ve hafifçe arkadan dokundu. İki kişi görünüyor önde. İndi, o da kendi arabasını böyle bakar gibi yaptı. Oğlum da arabadan çıktı. Çarpan araçtan maskeli iki kişi indi. Karakuş'un yanına geldi. Mehmet Karakuş kaza sonrası hasar olup olmadığını kontrol etmek için araçtan indi. Kaza süsü vererek aşağı inen gaspçılar aşağı indikten sonra kollarından tornavida ve bıçak çıkardı ve Mehmet Karakuş'u tehdit etmeye başladı. Bir anda tornavida çıkardı şöyle kolunun altından. Diğer üçü de arabadan çıkarken zaten yüzlerini kapatmış vaziyette. Elinde koca bu kadar bıçaklar vardı. Üzerimize böyle saldırdılar. Cahille oğlum da olduğu için biz artık canımızı kurtarmak için kaçtık. Çocuğu zarar görmesin diye direnmedi. Maskeli gaspçılar ciple birlikte kredi kartlarını da alıp hızla uzaklaştı. Hiç diyalog olmadı. Sadece abi dedim hareket halinde yani nasıl vurdum falan dedim öyle. Suratını dönmeden ya bilmiyorum ki nasıl oldu. Sadece bunu söyledi. Yaklaşık 2 ay önce aynı yöntemle yani kaza süsü vererek sürücüleri gasp eden bir çete çökertilmişti. Ve aynı yöntemle bu kez ayrı bir çete ortaya çıktı. Mehmet Karakuş'un şimdi sürücülere bir tavsiyesi var. Çarpma durumu ve yandan hafif sürtme durumlarında kesinlikle durmamalarını, araçtan inmemelerini tavsiye ediyorum. Polis 10 günde aynı yöntemle çok sayıda aracı gasp eden çetenin peşinde. Türkiye'nin kapanmayan, sürekli kanayan yarası. Sadece son 2 günde 2 şehirde 2 kadın daha erkek şiddetine kurban gitti. Ne yazık ki onları da koruyamadık. Kasap koca kıskançlık krizine girdi, yatak odasında gözünü bile kırpmadan karısını kesti. Kadın cinayetinin adresi bu kez Isparta'ydı. Çocuklarıyla birlikte Anadolu mahallesine yerleşen Afgan çift arasında sık sık kıskançlık krizi yaşanıyordu. Dünkü kavganın ardından kasaplık yapan adam uyuyan eşini uyandırdı. Bıçağını çıkarıp acımasızca katletti. Kadın mezara, o hapse girdi. Ortada kalan çocuklarınaysa devlet sahip çıktı. Bir cinayet haberi de Hatay'dan geldi. Çetin Dikbaş, boşanmak isteyen karısı Emine Dikbaş'ı pompalı tüfekle öldürdü. Jandarma üniformasıyla getirildiği adliyede tutuklandı, cezaevine götürüldü. Eşinden boşanan ve hayatı tam anlamıyla zindan olan bir babanın feryadı var şimdi sırada. İddiasına göre boşandığı karısı kardeşiyle bir oldu, tüm birikimini alarak evi terk etti. Üstüne bir de tazminat davası açtı, yetmedi nafaka bağlattı. İsyanın eşiğine gelen adam Show Haber'e konuştu. Öz annesi çocuğumu terk edip gitti ama ikinci evlendim eşim. Çocuğu gibi bağrına bastı. Nuri Korkmaz'ın gözündeki bu yaşlar senelerdir dinmedi. En büyük darbeyi hayat arkadaşım dediği karısından yedi. Dünyası karardı. Her şeyimizi veriyoruz ama mahkemeye sıra geldiği zaman sadece yaz kızım, nafaka yaz kızım, tazminat yaz kızım, mal varlığı yaz kızım, başka bir şey yok. Nuri Korkmaz, Türkiye'deki binlerce nafaka mağduru erkekten sadece biri 2013 yılında bir trafik kazası geçirdi ve o geçirdiği kazadan dolayı da yaklaşık 20 bin lira tazminat aldı. Altın döviz olarak yaptım, birinci eşime teslim ettim. O parayla altın döviz yaptı, evine koydu ama 2014 yılında o boşandığı eşi, o altınları, dolarları aldığı gibi evi terk etti. Eşler arasında mal ortaklığı yasasına bağlandıysa üstüne bir bardak su içtik. Ve soğuk su içtik, yani halen de üşüyorum. Nuri Korkmaz o günden beri hem nafaka hem de tazminat mağduriyeti yaşıyor. İddiasına göre boşandığı eşi paraları götürürken yalnız da değildi. Kardeşi de ona eşlik etti. Boşanmada gelince asgari ücretle çalışan Nuri Korkmaz'ın omuzlarına kaldıramayacağı yükler yüklendi. 220 TL nafaka ödüyorum.
200 TL'de tazminat ödüyorum. Güç bela oğlu Ömer Faruk'u yanına aldırdı. İddiasına göre anne tarafından darp edilen çocuk mahkeme kararıyla babasına verildi. Ancak karşı taraf durmadı. Son olarak birlikteyken yaşadıkları eve göz dikti. Mal varlığı davası açtı. Evim için dava açtı. Şimdi ona da 80 milyar istiyor. Hem psikolojik hem de maddi olarak çöken talihsiz babanın tek umudu tekvandocu oğlu Ömer Faruk Korkmaz. Bu büyük mağduriyet hikayesinin içinde bir de alkışı hak eden başarı hikayesi çıktı. O da şimdi babasının üzerindeki bu mağduriyetin kaldırılmasını istiyor. Babam her ay 200 lira nafakaya vereceğini benim maçıma koysa yurt dışındaki maçlara gidebilirim. Adliye koridorlarından çıkamaz olan baba Nuri Korkmaz hem kendisinin hem de kendi durumundaki binlerce nafaka mağdurunun sesinin duyulmasını istiyor. Eskiden millet mezarlıktan korkardı, şimdi adliyeden korkuyor. Kayınvalide düğün arefesinde müstakbel damadını silahla vurup öldürdü. Küçük yaştayken kızımı istismar ettiğini öğrendim, vurdum diye de kendini savundu. Ama yargılama sırasında ortaya çıkan deliller davanın seyrini değiştirdi. Gülmek ister misin? Benimle evlenin. Kapıya düğün ekibi gelecekken cenaze arabası geldi. Benim bir oğlum vardı, bir dalım kırıldı. Şu an ben kurtuldum, gerçekten kurtuldum ama sadece olan ona oldu. Kayınvalide 15 yaşındayken kızımı istismar etmiş iddiasıyla düğün arifesinde müstakbel damadını öldürdü. Ama yargılama sırasında ortaya çıkan deliller kafa karıştırdı. Davanın savcısı da davalık oldu. Görevi ihmal sebebiyle manevi bir tazminat davası açtı. Gerçek katiller elini kolunu sallaya sallaya Ümraniye sokaklarında gezmesin. Cinayetin tarihi Temmuz 2017. Kısa süre öncesinde 26 yaşındaki Rıdvan Yıldırım ve nişanlısı genç kız yüzük atmıştı. İddiaya göre bir gece vakti kayınvalide Gurbet Çetinkaya Rıdvan'ı Ümraniye'deki evlerine çağırdı. Silahla vurarak öldürdü. Kahveye çağırdılar, davet ettiler, arkadan sırtından vurdular. Sürekli evet tehdit ediyordu. Ben seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm, seni kimsenin yanına bırakmam. Gerekirse annenle birlikte öldürürüm. Yani ben kendisinden dayak yedim. Rıdvan Yıldırım'ın ailesi bu iddiaları reddediyor. Kaynanası olacak şahıs diyor ki eve girdi, bana saldırdı, ben de kendimi korumak için vurdum diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim bir oğlum vardı ya, bir oğlum vardı. Ben onun düğününü beklerken ben evladımı kefene koydum. Kefenle sardım, toprağa koydum. Yıldırım'ın ailesinin iddiasına göre ise kayınvalide suçu üstleniyor ama aslında tetiği o çekmedi. Son celsede ortaya çıkan deliller de kafa karıştırdı. Benim oğlumu bir kadın öldürmedi. Komple tuzak kurdular, tuzağa düşürdüler benim evladımı, öldürdüler, cezalarını çeksinler. Sanık önden vurduğunu iddia ediyor ama uzmanlık raporlarında sırtından vurulduğu beyan edilmiş. Hatta görevi ihmal iddiasıyla davanın savcısından şikayetçi oldular. 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtılar. Biz zaten ölmüşüz, biz 1,5 sene oldu biz öleli. Sadece nefes alıyoruz. Efsane cuma fırtınası koptu bugün. İndirimler gelince alışveriş çılgınlığı gün boyu sürdü. AVM'ler dolup taştı. O çılgınlığın görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Oha! Ben böyle bir şey görmedim. Bir sürü şey aldık. Bakın bu kasa kuyruğu. Mağazanın girişinden başlıyor. Ben açıkçası yaklaşmaktan korkuyorum mağazalara. Alışveriş merkezleri daha kapılarını açmadan binlerce kişi kuyruğa girdi. Kapılar açılınca da içeri hücum ettiler. Ne yapıyor bunlar? Black Friday geldi, çattı, alışveriş çılgınlığı başladı. Alışveriş merkezleri dolup taşıyor. Mağazalar tıklım tıklım, iğne atsanız yere düşmez. Çok kalabalık, herkes buraya gelmiş. Kızlar gelmeden kaçmak istiyorum. Peki kim ne aldı? Fiyatlar nasıl? Alışveriş merkezinde Black Friday turuna çıkıyoruz. Kaç liraydı, kaç aldın? 700'den 400'e aldım. 300-400 lira kar ettik. %50 artı %40 indirim diyor. Devam ediyorum. Bir sonraki mağazanın tabelasında da iki alana iki hediye diyor. Acaba gerçekten öyle mi? Vallahi yalan yani. O çok abarttıkları indirim var mı mağazalar? Yok vallahi. Çok ciddi bir indirim yok.
talep çok. Al dediler, geldim aldım yani. 3 tane alana 3 tane bedava var dediler. Bakın ne göstereceğim. Burası bir mağazanın kasa kuyruğu. İnanamazsınız. Kuyruk uzadıkça uzuyor. Yüzlerce kişi var mağazada. Kuyrukta da bir o kadar kişi var. Tek dertleri ödeme yapmak. Yani alışveriş için burada belki de dakikalarca beklemeyi göze alıyorlar. Birine sordum, bu kadar bekleyecek misiniz diye. Sesini çıkarmadı. Ellerde paketler. Kaç dakikadır kuyruktasınız? Yarım saati geçti. Benim de öyle yarım saatten daha fazla. Black Friday kadınlar arasındaki rekabeti de kızıştırdı. Bakar mısınız? Arkamda kalabalık var ve kadınlar diğerlerinden önce kapmak için birbiriyle yarışıyor. Böyle günlerde aslında en çok da mağazada çalışanları düşünmek gerek. Herhalde bunu alıp böyle askısına asmak zor olmasa gerek. Ama bakar mısınız? Bütün kıyafetler yerlerde. Nedeni de alışveriş çılgınlığı. Bilemedim, şaşırdım kaldım. Oha! Turizm şirketleri efsane cuma indirimleri için biz de varız dedi. Çok özel turlar, çok özel fiyatlarla satışa sunuldu. Üstelik döviz üzerinden değil, Türk lirasıyla. Birçok kampanya var bu efsane cumada. Efsane cuma deyince aklınıza giyim, teknoloji, kozmetik ürünlerinde cazip fiyatlar geliyor belki aklınıza ama bu sene turizmciler de tatilciler için fırsat niteliğinde büyük kampanyalar hazırladı. Efsane cuma bu sene turizm sektöründe de başarıyla sürdürülüyor. Bir kişi tam ödüyor, ikinci kişi %50 indirimli ödüyor bazı ürünlerde. Uzak destinasyonlara gitmek isteyen misafirlerimiz döndüklerinde Kıbrıs seyahati bizden hediye alıyor. 2 gece 3 gün uçak dahil 5 yıldızlı otelde. Efsane cuma turizm piyasasını da hareketlendirdi. Kış aylarında sıcağın tadını çıkarmak isteyenler için çok özel indirimler hazırlandı. Bugün Amerika'da tatil yapmak istiyorsanız bugün özellikle efsane cumada 4900 TL'ye Miami'de bir hafta uçak dahil tatil yapabiliyorsunuz. Dünya turu fiyatları dikkat çekiyor. 21 günlük dünya turu çıktık bu efsane cumaya özel, çok lüks bir gemiyle 4000 eurolarda olan rakam 1800 euroya. Tur şirketleri ferahlatan bir karar daha aldı. Tatilleri Türk lirası cinsinden satıyoruz. Turizmdeki efsane cuma indirimi pazartesi sabahına kadar sürecek. İnsanlar hemen karar veremiyorlar. Dün başladık, pazartesi gününe kadar da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yemeli ne yememeliyiz araştırın talimatına Canan Karatay'dan destek geldi. Karatay'ın beslenme konusundaki önerileri ise yine kendi üslubuncaydı. Ben öleceğim bilmem. Ben kalp doktoruyum. Yok o çaydı bu çaydı, hikaye git başında. Hem azarladı hem de güldürdü. Yakışıklı bir Türk beyini görüyoruz. Önde oturuyorlar, göbekleri var. Anlattıklarıyla da herkesi düşündürdü. Meyveler de şekerdir. Her türlü meyve Türk izzetleri yükseltir, bitti. Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için Ankara'daydı Canan Karatay. Şeker en tatlı zehirdir adlı konferansa katıldı. Sizi yakalamışlar, hakime götürmüşler, sizlere getirmişler. Vallahi bizim için sorun yok ama Canan Karatay duyarsa zınkıtı yersin. Yargıtay üyeleri, daire başkanları sordu, Karatay yanıt verdi. Sina'ya soruyorlar 11 asır önce. Diyor ki, eğer bir meyve yerseniz 5 kilometre koşacaksınız ki meyvenin toksik etkisini vücudundan atasınız. Genç yaşta ölümlere de değindi Karatay. Maç izlerken kalp krizi geçirerek yaşama veda eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i hatırlattı, uyardı. 22 yaşında bir insan niçin kalp krizi geçirir? Altında şekerli gazlı içecekler, özellikle enerji içecekleri yatıyor. Zaten heyecanlı, maça gidiyorlar, kan pıhtılaşıyor gidiyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği ne yemeli ne yememeliyiz araştırın talimatı. Karatay Hoca'dan Cumhurbaşkanı'na destek geldi. Ben de çözelim diyorum, evet. Okullara paketli gıda girmeyecek, çocuklara paketli gıda verilmeyecek, gebelere şeker yüklemesi yapılmayacak. Derste kebap yaptılar. İlk kez bir üniversitenin gastronomi bölümünde kebap yapımı ders olarak gösterildi. Haliyle öğrencilerin derse ilgisi hiç olmadığı kadar fazlaydı.
kebap hak ettiği yere nihayet buldu ve üniversiteye girdi. Bir ilk gerçekleşti. Kebap üniversitede müfredata girdi, ders olarak gösterildi. Öğrenciler kebap yapımını öğrendi, kendi pişirdi, kendi yedi. Çok lezzetli olmuş. Yani tadı lokum gibi şu anda. Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde hocalık yapan ünlü şef Tahir Tekin Öztan, öğrencilerine bugün nasıl kebap yapılır dersi verdi. Bir ilk gerçekleşiyor. İlk kez bir üniversitenin gastronomi bölümünde kebap dersi verilecek. Önümüzde malzemelerimiz hazır. Şefim, hocam diyeyim aynı zamanda da. Evet. Ne kebabı yapacağız bugün? Abiciğim, kebabın her türlüsünü yapacağız. Etin en kıymetli yerlerinden kıyma hazırlandı, yoğruldu, baharatlandı, ince ince kıyıldı. Baş parmak altta duracak. Evet. Bu el gergin. Kaldırıp indireceksin. Bu kadar. Bir deneyin bakalım, yapabilecek misiniz? Aferin. İşte bu. Bravo valla. Vallahi tamam. Teşekkür ederim. Bu dersten tam not alır. Alır kesin. Et kıyma haline getirildi. Kıyma bir güzel zırhlandı ve malzemeler hazır. Şimdi şişe geçiriliyor. 4 çeşit kebap yapılacak. Adana, Urfa, sebzeli ve patlıcanlı kebap. Sıra geldi şişe takmaya. Bunu aldığımız zaman elimize, yani baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasına koyup böyle güzelce yastı bir şekilde yapacağız. Şimdi kebaplar şişe takıldı. En keyifli yere geçiyoruz. Pişirmeye. Izgara başına, bizim de çorbada tuzumuz olsun. Ben de bu şişi ızgaraya şöyle atayım hemen. Ama en önemli noktası, son şekli vereceğiz. Ne yapacağız? Pişireceğiz. Duman tütmeye başladı. Havayı mis gibi kebap kokusu sardı. Öğrenciler her adımı dikkatle takip etti. Şef, daha doğrusu hocalarının söylediklerine harfiyen uydu. Kebap yapımını okulunda öğrendi. Kebaplar pişti. Gerçekten mis gibi kokuyor. Lezzetli olduğuna da eminim. Bir an evvel tatmamız lazım. Çok lezzetli olmuş ve eti sürekli çevirmemiz gerçekten yağ kendinde tutmuş. Mutlu oldunuz mu bir ilke imza attığınız için? Biz her zaman ilkleri açan bir üniversiteyiz. Bir minibüs sürücüsü kaza yaptı. Aracına ok gibi saplanan bariyer nedeniyle de hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları yerde cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Yakınının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi, düşüp bayıldı. Talihsiz kazanın adresi Sultan Gazi'ydi. Mehmet Yılmaz minibüsüyle ilerlerken Orhan Gazi alt geçidinde lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarpınca bariyer ok gibi içeri girdi. Feci şekilde ölümüne neden oldu. Acı haberi alan yakınları olay yerine koştu. İçlerinden biri cansız bedenini yerde yatarken görünce dayanamayıp bayıldı. Talihsiz adamın gözyaşlarına boğulan yakınlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 43 yıl sonra okulunu ziyaret etti. Okul yönetimi törende öyle anlamlı bir sürpriz hazırladı ki bakan gözyaşlarını tutamadı. Okulunuz 1D sınıfında 1223 numaralı Ruhsar Kadayıfçı'nın babası olup 1969-70 ders yılı birinci dönem süresince gösterdiği başarıya binaen tanzim edilen başarı belgesini kızım vasıtasıyla almış bulunmaktayım. Babasının kaleminden dökülen sözlerdi her biri. Yıllar sonra sanki babasından mektup aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan o duygu dolu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. 1998 yılında vefat etti. Babamın vefatından sonra ondan mektup almış gibi oldum. Hiç böyle bir mektup yazdığından hiç haberim olmadı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Ben burayı ikincilikle bitirdim. Sağ olsun babam çok teşvik etmişti. Ne olacak, birincilikle bitiremedin ki dedi bana. Tebrik etmedi beni. Tam da babasından bahsetmişken varlığından haberdar bile olmadı, o mektup okunmaya başladı. Gözyaşları adeta sel oldu. Bakanı kadın koruması sakinleştirmeye çalıştı. Gençler alkışınız durmasın. Bu gurur Üsküdar Lisesi'nin, Üsküdar Kız Lisesi'nin. Sayın bakanımıza biz de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Kışa hem sıcak hem de bütçemiz sarsılmadan girelim diyenlerin ilk adreslerinden biri de indirim çadırı oldu. İşte cep yakmayan, etiketleriyle cüzdan dostu o çadır. Çok iyi abi fiyatlar. Bir tane almayı düşünüyorum şu an. Efsane cuma çadırımız başlıyor. Fiyatlar düştü. Ataşehir'deki indirim çadırı dolup taştı. Etiketin yarısı ve bir indirim daha varmış galiba üzerinde. Kış mevsimi geldi artık. Yağmur, çamur, kar hayatımızın içine iyice girdi. Hal böyle olunca bot giymek de artık zorunluluk haline geldi. İşte buna benzer bir bot bu indirim çadırında 300 liradan 150 liraya düştü. Yağmur çizmesi bakıyorum. Havalar malum çok soğudu yani. 200 liradan 100 liraymış. Gelinimi almayı düşünüyorum. Kaç tane kayınvalide kaldı şu anda geline çanta? Ben kaldım. İndirim çadırındaki etiketler cep dostu. Fiyatlar yüz güldürüyor. 400'den 200'e düştü evet. Yarı yarıya ve sıcak da tutuyor. Güzel. %30'da %70 arası giyim, ayakkabı, çantada. Her zevke yönelik çeşit çeşit ürünler var. İşte bakın buna benzer çantalar fiyatı daha önce 400 lirayken şu anda 100 lira. Hemen arkamdaki reyonda burası da erkeklere ayrılmış bölüm. İşte bakın buna benzer erkek pantolonları 90 lira. İndirim çadırı kışa en ucuza nasıl gireri sorusuna cevap arayan meraklılarını bekliyor. Kocaeli'de bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiyeciler dumandan etkilenen bir yavru kediyi bakın nasıl yaşama döndürdü. O yavru kedi yaşama dönsün diye iki itfaiyeci elinden geleni yaptı. Olmadı, veteriner bir çağıralım da yaşatalım. Reklamlar.